yapıyoruz. Evet, bugün Erva ve Bengüsü bizimiz. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hocam merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhaba. Nasılsınız Gülden hocam? Hocam? Hocam iyi merhaba, akşamlar. Merhaba, duyabiliyor musun? Duyuyorum hocam, duyuyorum. Sesim kapalıymış. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi gördük. Bizi kırmadınız. Öğrencilerimizi kırmadınız. Katıldınız. Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam ben çok teşekkür ederim. Öğrencilerle bir araya gelmek biliyorsunuz hepimizin çok hoşuna giden bir şey. Çok teşekkür ederiz. Doğru. Sağ olun hocam. Sağ olun. İyi toplantılar diliyorum hocam. Başlatacaktır MEDUB mutlaka. Ben izliyorum. Tamam. Tekrar görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar hocam. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun hocam. Bekleyelim. Herkes toparlansın. Öyle başlayalım. Tamam Erva'cığım. Tamam. Ne kadar cici böyle güzel güzel öğrenciler. Nasıl geçiyor pandemi dönemi? Derslerin bir kısmını sanırım yüz yüze yapıyorsunuz siz, değil mi Erva? Hocam yapıyorduk ama iki haftadır biz de online'a döndük şu an. Online olarak laboratuvarları yapıyoruz. Yani alıştık artık bu ev sürecine. Biz de elimizden geldiğince bu şekilde aktif olmaya çalışıyoruz. Bir şekilde geçiyor. İşte zamanı ya da süreci daha sağlıklı nasıl geçirebiliriz? İşte zaman zaman evden ders yaparak online bir şekilde. Eskiden eczacılık eğitiminin kesinlikle online olmayacağını hepimiz savunurduk. Ama işte uyguluyoruz mecburen. Nazlıcığım kaçıncı sınıf öğrencileri genel olarak tüm eczacılık fakültesi öğrencileri? Evet genel olarak tüm eczacılık fakültesi öğrencileri bizle bugün. Şu an gittikçe de sayımız artıyor zaten. Sanırım linklere girmeye başladılar. Toplam kaç öğrenci var? Hemen bakıyorum. Şu an 119 öğrenci var hocam. Ama sürekli de katılım oluyor şu an. Hayır yani toplam fakültenin öğrenci sayısı ne kadar oldu? 400 civarında. Hocam geçmiş olabilir çünkü bu sene hem İngilizcemiz açıldı hem de bu sene kontenjanlar arttığı için geçmiştir galiba. Yani yanlış söylemeyeyim ama şu an etkinliğimiz bütün eczacılık fakültelerine açık. Yani sadece Medipol'ler değil herkes şu an bizimle aslında. Hatta okul dışı da bayağı kişi görüyorum şu an katılımcı listesinde. Bu şekilde ve arkadaşlar bu arada sorularınızı chatten yazma şansınız şu an olmuyor sanırım. Chat açılmıyormuş. Bunun için sosyal medyadan sorularınızı Medupsan'ın Instagram sayfasından yazarsanız biz burada sorularınızı iletmiş olacağız. Bunun duyurusunu da geçelim şimdiden.
Bugün zaten Gülbin Hocam sadece medipol eczacılık olarak burada değil, bütün eczacılık fakülteleri sanırım aramızda. Gittikçe de o yüzden sayımız artıyor. Çok güzel. Hocam isterseniz yavaş yavaş başlayabiliriz. Tamam, nasıl arzu ederseniz. Ama siz başlamadan önce Rümeysa Kocur şu an el kaldırıyor. Bir sorusu varsa mikrofonunu açıp sorabilir. Veya yanlışlıkla mı kaldırdı? Tamam, indirdi hocam. Siz başlayabilirsiniz. Peki, herkese iyi akşamlar. Öncelikle tüm Eczacılık Fakültesi öğrencilerini ben sevgiyle selamlıyorum. Tabii ki Nazlı, Bengisu ve Erva'ya özellikle teşekkür ediyorum. Bir süredir özellikle Nazlı'yla haberleşiyoruz. Ve tabii ki Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanımız Sayın Gülden Umurtak Hocamı da saygıyla selamlıyorum. Ve ben bir kez daha teşekkür ederek bugün sizin de arzu ettiğiniz eczacılıkta uzmanlık konusunu sizlerle tartışacağız. Ben kısaca 20-25 dakikalık bir sunum yapmayı planlıyorum. Bu sunumda neler olacak? Tabii eczacılıkta uzmanlık ne demek? Eczacılıkta uzmanlığa neden gerek duyuluyor? Ve bir uzmanlık, özellikle eczacılık alanındaki bir uzmanlığın açılabilmesi için hangi kriterlerin oluşması gerekiyor? Dünyada birkaç ülkede örnekler vermek istiyorum ve Türkiye'de eczacılıkta uzmanlık eğitimine giriş sınavı ile başlayan eğitim sürecini, yaşanan bazı sorunları sizlerle paylaşacağım. Daha sonra tabii sorularınız olursa da sanırım onları alabileceğiz, değil mi? Ben sunumumu sizlerle paylaşarak biraz daha dikkatinizi de toparlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi tabii eczacılıkta uzmanlık deyince özellikle son yıllarda hastaların ve toplumun sağlık konusundaki beklentileri oldukça yükseldi. Bunun tabii birkaç sebebi var. Öncelikle tabii ortalama yaşam süresi arttı. Yaşam süresinin artması ile birlikte kronik hastalıkların toplumdaki görülme sıklığı arttı. Yeni hastalıklar var. Şu günlerde yaklaşık 9 aydır yaşadığımız bir pandemi var. Bu durumda insanlar bireysel ilaç kullanımına daha fazla yöneldiler. Ancak tabii buna bağlı olumsuzluklar da ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla eczacıların tabii başta ilaçların kullanımını optimize etme, yani akılcı ilaç kullanımı, optimal yaşam koşulları, hastalık bilgisi gibi daha sağlıklı bir yaşam sağlamaktaki rolü de önem kazandı. Ve eczacılık kurumsal ve toplum temelli sağlık sistemi içinde tedavi hakkında karar verme ve hasta izleme faaliyetleriyle bütünleştikçe özellikle de uzmanlaşma ön plana çıktı. Eczacılıkta uzmanlaşma şüphesiz tek başına lisans diplomasının yeterli olmadığı farklılaşmış uygulama alanları temeli üzerine oturtuluyor. Ve sağlıkla ilgili herhangi bir meslekte, işte hekimlik, diş hekimliği gibi uzmanlaşmanın birincil amacı aslında hastaların aldıkları bakımın kalitesini ve pozitif tedavi çıktılarını iyileştirmek. Sonuçta da hastanın yaşam kalitesini arttırmak. Uzmanlık bu durumda hasta bakımını etkileyebilecek. Tabii daha yeni bilgiler, daha ileri teknolojilerin gelişmesine de cevap veriyor aslında.
ve son yıllardaki ilaç tedavisi ve kişiye özgü tedavi çeşitlerinin gelişimiyle uzmanlaşmış eczacılık uygulamalarına daha çok ihtiyaç ortaya koyuyor. Eczacılıkta uzmanlaşmanın en doğrudan ve en belirgin faydası hastalara veya özel bir hasta grubuna, işte diyabetli hasta, astım hastaları gibi daha iyi ve daha kapsamlı bir bakımın sağlanmasını gerektiriyor. Eczacı tarafından özellikle daha iyi bakımdan sadece hasta değil, aynı zamanda diğer sağlık çalışanları, sağlık ve eczacılık hizmetleri sağlayıcıları da bir bütün olarak sağlık sistemi içerisinde faydalanıyor. Şimdi tabii eczacılıkta uzmanlık neden gerekiyor, bunu anlıyoruz. Ancak uzmanlık alanlarının oluşmasında da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bazı koşulların özellikle yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi, bu kriterlere göz gezdirirsek, bir tanesi tabii halkın sağlık ve refahı. Hocam mikrofonunuz kapandı ama. Tamam mı? Tamam, şimdi düzeldi. Tamam. Öncelikle uzmanlık alanlarının ortaya çıkması için birkaç kritere dikkat etmek gerekiyor. Bunların altyapılarını hazırlamak gerekiyor. Öncelikle uzmanlık alanlarına ihtiyaç olması gerekiyor. Tabii eczacılık uygulamasındaki bir uzmanlık alanının açık ve kayda değerli bir talebi olması gerekiyor. Sayı ve zaman ölçütü de aslında o ülkenin uzman eczacı, ne kadar uzman eczacıya ihtiyacı olduğunun belirlenmesi ve tabii yeterli sayıda uzman eczacı olmak üzere eczacıların başvurularının sağlanması da çok önemli. Özellikle günümüzde çok yeni bir istihdam alanı olarak çok sayıda eczacı başvurmak istiyor aslında, fakat maalesef biraz sonra tartışacağız yine, kontenjanlarımız yeterli değil. Ve tabii bu eğitime başvuran eczacıların şunu çok iyi bilmeleri gerekir: zamanın büyük bir kısmını bu uzmanlaşma uygulamaları alanına ayırmaları gerekiyor. Bu sayede zaten hem hasta hem de ülke ekonomisinin kıt kaynaklarının akılcı kullanımı sağlanabiliyor. Tabii uzmanlıkta, daha doğrusu eğitim yeterlilikleri çok önemli. Uzmanlık yeterlilikleri de bu bağlamda çok önemli. Ne demek uzmanlık yeterlilikleri? Uzmanlık eğitimi alacak eczacının eğitimi bitirdikten sonra hangi görevleri, hangi düzeyde yapacağının önceden belirlenmesi ve bu bağlamda tabii eğitimin, özellikle uygulamaların özel bilgi ve beceriler gerektirdiği şekilde tanımlanması çok önemli. Tabii eğitim, öğretim müfredatı uzmanlık eğitiminde de çok önemli. Çünkü lisans eğitimi üzerine ileri düzeyde bilgi ve becerileri sağlayan eğitim müfredatı olmalı. Ve nasıl lisans eğitiminde, özellikle eczacılıkta lisans eğitiminde çok önem verdiğimiz akreditasyon, uzmanlık eğitimi için de birimler oluşturulmalı ve uzmanlık eğitiminin akreditasyonu da söz konusu olmalı. Böylelikle eğitim müfredatı her zaman daha iyiye gidecektir bu şekilde olursa. Tabii uzmanlık eğitimi ve uygulamaları diğer uygulamalar gibi mesleki, bilimsel ve teknik olarak her zaman kanıta dayalı olmasının garanti altına alınmalı. Eğer kanıta dayalı değilse bir uygulama, bu uzmanlık eğitiminde de olmamalı ve uzman eczacıdan böyle bir yeterlilik de beklenmemeli aslında. Yine şu günlerde zaman zaman sorun yaşadığımız uygulama ortamları çok önemli.
uzmanlık alanlarının oluşmasından önce bu uygulama alanlarının çok iyi bir şekilde oluşturulması gerekiyor. Ve tabii uzman eczacının tanınırlığı, Sağlık Bakanlığı, YÖK, üniversiteler ve meslek örgütleri tarafından tanınırlığının çok iyi organize olması gerekiyor. Şimdi uzman eczacılıkta uzmanlık eğitimi aslında ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde oluşuyor ve resmi olarak her ne kadar bağımsız gibi düşünülse de devlet ve meslek örgütleriyle işbirliği içerisinde Amerikan Eczacılık Uzmanlık Kurulu tarafından düzenleniyor. Amerika'da Türkiye'deki uzmanlık eğitiminden farklı bir uygulama var. Her uzmanlık alanının sınavı farklı oluyor. 200 sorudan oluşan bir sınava girmek zorunda kalıyorlar. Ve bu sınav sonunda da uzmanlık sertifikası alıyor uzman eczacılar. Bu alanlardan birkaçını örnek vermek gerekirse, örneğin ayaktan tedavi eczacılığı bunlardan bir tanesi. Evde bakım eczacılığı, yoğun bakım eczacılığı, onkoloji eczacılığı, nükleer eczacılık ya da pediatri eczacılığı gibi çok sayıda uzmanlık alanı var. Ancak tabii uzmanlık alanı için bizdeki gibi mezun olur olmaz bir sınava girmiyorlar. Farklı koşulları var bu sınava girmek için. Her bir uzmanlık alanının farklı koşulları var. Tabii temelde ortak olan koşullar da var. Bu ortak koşulların bir tanesi tabii ki Amerikan Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu'nun akredite ettiği bir eczacılık programından mezun olmak gerekiyor. Ya da Amerika'nın tanıdığı Amerika dışındaki bir eczacılık programından mezun. Yani bir eczacı olmak gerekiyor kesinlikle. Amerika'da eczacılık uzmanlık sertifika sınavlarına girebilmek için de ayrıca her bir alanın koşulları da ayrı oluyor. Bunlardan birkaç tane örnek vermek gerekirse, örneğin ayaktan bakım eczacılığı alanında uzmanlık sertifikası almak isteyen bir eczacı mezun olduktan sonra 4 yıl ayakta bakım eczacılığı uygulamalarında bizzat çalışması gerekiyor. Ya da Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Topluluğu tarafından tanınan bir lisansüstü program var. Bu lisansüstü programın 2 yıllık bir program. İlk senesi belirli işte hastalık ve ilaç yönetimi ve özellikle tabii hastalıklarda kullanılan optimal ilaçların genel tanımlarını öğreniyor. İkinci yılda da özellikle yine belli bir alanda bir yıl daha uzman daha doğrusu uygulamalarını daha yoğun bir şekilde yapabileceği çalışma alanı gibi düşünelim. Bu lisansüstü programdanın ilk yılını tamamlamış ama yine bir yıl ayaktan bakım eczacılığı faaliyetlerine ayırmış olmalı ya da işte bu lisansüstü programın iki yılını tamamen bitirmiş olmalı. Bunları bitiren ayaktan bakım eczacılığı sertifikası, uzmanlık sertifikası almak için bir sınava giriyor. Bakın sınav sorularının dağılımına da şöyle bir bakacak olursak. Örneğin tüm soruların %50'si doğrudan hasta bakımı ile ilgili soruları oluşturuyor. %25'i uygulama yönetimi ile ilgili, %10'u halk sağlığı, %15 de bilgi yönetimi ve eğitimi ile ilgili. Bir başka alan uzmanlık alanına geçiyoruz. Örneğin yoğun bakım eczacılığında da. Burada yine Amerikan Eczacılık Uzman Kurulu tarafından içeriği özellikle %50'si yoğun bakımla ilgili olan bir alanda 4 yıl lisans eğitimi sonrası çalışmış olmak gerekiyor. Ya da işte Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Topluluğu tarafından tanınan lisansüstü programının ilk yılını tamamlamış, daha sonra 2 yılda yine yoğun bakım eczacılığı alanında çalışmış olmak gerekiyor. Ya da işte lisansüstü programın
2 yılında tamamlamış, özellikle yoğun bakım eczacında tamamlamış olmak gerekiyor. Bunun sorularına baktığımızda, soruların dağılımına baktığımızda klinik beceriler ve terapötik yönetimin yönetimle ilgili sorular tüm soruların %65'ini oluşturuyor. Uygulama yönetimi ile ilgili sorular %15'i, bilgi yönetimi ve eğitimi ile ilgili sorular da %20'yi oluşturuyor. Keza onkoloji eczacılığı ve nükleer eczacılıkta da bu tip koşullar var. Dolayısıyla bu uzmanlık alanlarının sertifika alınması Türkiye'den farklı. İngiltere'de yine uzmanlık alanları var. Klinik eczacılık, psikiyatri eczacılığı, onkoloji eczacılığı gibi. Bunların da uzmanlık eğitimi 3 yıl sürüyor fakat her yılın sonunda 3 farklı seviyede sertifika ya da diploma alabiliyorlar. Örneğin ilk yılını tamamlayanlar işte uzmanlık alanına ait bir sertifika alıyor. İkinci yılını tamamlayanlar uzmanlık alanına ait lisans sonrası bir diploma alıyor. 3 yıllık eğitimi tamamlayanlar da uzmanlık alanında yüksek lisans derecesi alabiliyorlar. Yine sınava girmek için de belli koşullar gerekiyor. İngiltere'de özellikle Birleşik Krallık Eczacılık Genel Konseyi'ne üye olmak gerekiyor. Eczacılık mesleğini uyguluyor olmak gerekiyor. Yine akredite hastanelerde çalışmak gerekiyor. İşte işvereninden referans alması gerekiyor gibi ve bazı uzmanlık eğitimlerinin de burada online yapıldığını görüyoruz. Fransa'da da bir parça yine farklı. Fransa'da artık eczacılık fakülteleri 6 yıl, özellikle 5. ve 6. yılda öğrenciler bir sınava giriyorlar ve bu sınav sonucunda aldıkları puana göre burası bir parça Türkiye'ye benziyor. Hastane ve organizasyon eczacılığı, endüstriyel ve biyomedikal eczacılık, uzmanlaşmış eczacılık ve tıbbi biyoloji alanlarında uzmanlık yapılabiliyor. Özellikle tıbbi biyoloji uzmanlığından söz etmek istiyorum. Fransa özellikle eczacıların tıbbi biyoloji faaliyetlerinde önemli rol oynadığı birkaç ülkeden biri. Ve Fransa'da resmi ya da özel laboratuvar yöneticilerinin %85'i eczacı, %15'i biyologlar. Bunlar da özellikle bu konuda uzmanlaşarak farklı bir istihdam alanı yaratılmış durumda. İtalya'da özellikle hastane eczacılığı uzmanlık eğitimi son derece önemli. Fakülteyle hastaneler birlikte götürüyorlar eğitimlerini. Şimdi Türkiye'ye geldiğimizde 1953'te yürürlüğe girmiş bir kanunumuz var biliyorsunuz. 6197 sayılı eczacılar ve eczaneler hakkında kanun. Bu kanuna 2014'te bazı maddeler ilave edildi ve bu 6566 sayılı kanunla eczacılıkta uzmanlık ilk kez mevzuata girmiş oldu. Daha sonra 2016'da da bu eczacılıkta uzmanlık eğitimini düzenleyen bir yönetmelik yayınlandı. Ve bunlara göre Türkiye'de şu anda iki tane uzmanlık alanı var. Klinik eczacılık ve fitofarmasi uzmanlık alanları. Yine bu mevzuatta özellikle klinik eczacılar için bir istihdam düzenlemesi yapılmış durumda. Özellikle yatak sayısı 100 ila 300 olan hastanelerde mutlaka bir klinik eczacı, 300'ün üzerindeki her 200 yatak içinde ilave bir uzman klinik eczacı istihdam edilmek zorunda diyor. Fakat fitofarmasi uzmanlık alanı ile ilgili herhangi bir düzenleme mevzuatta şimdilik yok. Şimdi klinik eczacılık uzmanlık alanı dediğimizde aslında beşeri tıbbi ürün ve tıbbi cihazların akılcı ve uygun kullanımını sağlama, geliştirme, yayma aktivitelerini ve hizmetlerini içine alan, gerektiğinde hekimle birlikte farmasötik bakım hizmeti veren eczacılık uzmanlık alanı olarak tanımlıyoruz. Fitofarmasi de tabii bitkilerden elde edilen
ve farmakope normlarında standartize edilerek etkililik, güvenlik ve kalite analizleri yapılmış, uygun şekilde doze edilmiş bitkisel tıbbi ürünleri hekimin hastaya uygulamak istemesi halinde tedavi protokolüne uygun bir şekilde düzenlenmesinde, hasta sağlığının korunmasında ve iyileştirilmesinde, hekimlerle işbirliği içerisinde danışmanlık görevi yapan, tedavide kullanılan bitkisel tıbbi ürünlerin hastaya ulaşması ve kullanılması sürecinin her basamağında görev alan ve sadece eczacılara özgü bir uzmanlık alanıdır. Türkiye'de eczacılık uzmanlık alanları ile ilgili düzenlemeleri Sağlık Bakanlığı'na bağlı Eczacılık'ta Uzmanlık Kurulu düzenlemektedir. Bu kurul 11 üyeden oluşur. 11 üyeden üye Sağlık Bakanlığı'ndan, YÖK'ten ve Türk Eczacılar Birliği temsilcilerinden oluşur. Görev süresi 3 yıldır ve yılda en az 2 kez toplanmak zorundadır. Özellikle tabii uzmanlık alanlarının ders müfredatlarının düzenlenmesi, eğiticilerinin belirlenmesi gibi özel uygulamaları uzmanlık kurulu kararıyla olur. Tabii eczacılıkta uzmanlık eğitimine giriş sınavıdır aslında EUS. Yılda bir kez ÖSYM tarafından yarışma esasına dayanan mesleki bilgi sınavı şeklinde yapılır. 100 soru hazırlanır, 135 dakika süre verilir. Bu sorular son derece titizlikle hazırlanıyor arkadaşlar. Tüm Eczacılık Fakültesinden öğretim üyeleri soruları hazırlıyor. Sorular hazırlandıktan sonra iş bitmiyor. Defalarca sorular, soruluş şekilleri, sorunun doğru olup olmadığı ya da şıklarının aynı şekilde doğru olup olmadığını defalarca başka öğretim üyeleri de kontrol ediyor. Ve tabii özellikle ÖSYM yıllardır bu tür sınavları yapıyor. Ölçme değerlendirme metotları çok standart ve ölçme değerlendirme yöntemleri açısından da değerlendiriliyor bu sorular. Ve sınav soruları ortaya çıkıyor. Adayların sınav sonucuna göre yerleştirme işlemleri de ÖSYM tarafından yapılıyor. Yerleştirme yapılabilmesi için mutlaka tabii eczacı olma koşulu var. EUS'tan en az 45 alma, bir de yabancı dil yeterli, en az 50 alınan bir yabancı dil yeterliliğinin olması gerekiyor. Zaten ÖSYM her sınav döneminde sınav uygulamasıyla ilgili de bir kılavuz yayınlanıyor. Şimdi konu tabii kontenjanlara geldiğinde gerçekten her yıl Sağlık Bakanlığı YÖK aracılığıyla fakültelerden bu uzmanlık alanlarına alınabilecek kontenjanları soruyor. Fakülteler bu kontenjanları belirliyor. Bakanlık ÖSYM'ye göndererek bu sınavın yapılmasını, yerleştirmenin yapılmasını sağlıyor. Şimdi sınav soru dağılımına baktığımızda genel olarak tabii eczacılık ders müfredatı içerisindeki yoğunluğuna göre yani ders saatine göre sınavda yer alma yoğunluğuyla çok paralel. Her ana bilim dalının tabii her konusuyla ilgili olması mümkün değil ama ders saatiyle paralel yüzdelik test içinde, sınav içerisinde yer alacak soru yüzdesi belirlenmiş. Ancak bir açıklama da yapıyor ÖSYM, bu oranların dışında da olabilir diyor. Tabii bu konu zaman zaman tartışılan bir konu oluyor. Neden klinik eczacılığa girecek bir aday 15 tane farmasötik kimya sorusu yapsın, 15 tane farmakognozi sorusu yapsın gibi. Fakat arkadaşlar şimdi bakın Amerika'daki uygulamayla Türkiye'deki uygulama çok farklı. Amerika'da soru dağılımı muhakkak ders müfredatı içerisinde yer alan derslerle ilgili değil ama tabii mezun olan eczacı
işte en az 2 yıl hatta 4 yıl o alanda çalışmış oluyor. Dolayısıyla sorular da bir sertifika alma sınavı bu. Sorular da o bağlamda olması bekleniyor zaten. Dolayısıyla bu tartışılan TUS'ta da aynı şekilde, yani tıpta uzmanlık sınavında da lisans eğitimiyle ilgili sorular soruluyor. DUS'ta da, diş hekimliği uzmanlık sınavında da benzer şekilde oluyor bu sınavdaki soru dağılımları. Giriş sınavı sonuçlarına göre tabii yerleştirme yapılıyor. Zaman zaman işte puanların eşit olması halinde uzmanlık dalını daha üstte tercih edenin önceliği oluyor. Yine eşitlik bozulmazsa bu sefer doğum tarihi daha yeni olana öncelik veriliyor. Ve yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan ediliyor, fakültelere bildiriliyor. Bu ÖSYM tarafından yapılan ilan kanuni tebligat yerine geçiyor. Eskiden adaylara birer de kağıt giderdi ÖSYM'de. Artık dijital çağdayız. Bu yerleştirmelerin ilan edilmesiyle tebligat yapılmış oluyor. Adaylar 10 iş günü içerisinde fakültelerine başvuruyorlar. Herhangi bir nedenle aday başvuru süresini kaçırdıysa, başvurmadıysa, kontenjan açık kaldıysa fakülteler bu durumu ÖSYM'ye bildiriyorlar. Tekrar 10 gün içerisinde ikinci ek yerleştirme yapılabiliyor. Bu adaylar yani eczacılık uzmanlık eğitimi yapmak üzere sınavda başarılı olan adaylar eczacılık fakültelerinin farmakognozi ve varsa klinik eczacılık yoksa farmakoloji anabilim dallarının araştırma görevlisi kadrolarına yerleştiriliyorlar. Aslında bu da bir sorun teşkil ediyor. Çünkü anabilim dallarının araştırma görevlili kadroları zaten norm kadro çerçevesinde kısıtlı. Uzmanlık öğrencileri gelip bu kadrolara yerleştiği zaman anabilim dalına yeni araştırma görevlisi kadrosu maalesef verilemiyor. Tabii hekimlikte olduğu gibi keşke Sağlık Bakanlığı'nın kadrolarında olabilse aslında bu sorun çözülmüş olacak. Ancak hala fakültelerimizin araştırma görevlisi kadrolarını alıyoruz bu arkadaşlarımızı. Uzmanlık öğrencileri tabii bazı kuralları var, yönetmelikte de geçen. Örneğin uzmanlık eğitimine devam etmekteyken tekrar sınava girerse ya da uzmanlık eğitimine devam ederken istifa ederse ya da işte bir programa yerleştirildiği halde eğitime başlamazsa bu adaylar bir sonraki sınava girdikleri takdirde puanları %2 oranında düşüyor. Şimdi şöyle özetleyecek olursak eczacılık fakültelerindeki uzmanlık eğitimi iki ana bilim dalının yürüttüğü uzmanlık eğitimi programı söz konusu. Fakültelerde bir tane klinik eczacılık uzmanlık eğitimi akademik komisyonu oluşuyor. Bir tane de fitofarmasi uzmanlık eğitim akademik komisyonu oluşuyor. Tabii bu komisyonları programın yöneticisi, eğiticiler ve en az bir uzmanlık öğrencisi oluşturuyor. Bunlar yoksa program da olmuyor zaten. Program yöneticisi aslında lisans eğitimini eczacılık alanında yapmış ilgili uzmanlık dalındaki eğiticiler arasından dekan tarafından belirleniyor. Eğiticiler yine uzmanlık kurulunun belirlemiş olduğu bazı kuralları yerine getiren öğretim üyelerinden profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi unvanı olanlar arasından seçiliyor. Eğer uzman eczacılar varsa bunlar yine bu öğretim üyeleri sorumluluğunda yine eğitici olabiliyorlar. Ya da eczacılıkta uzmanlık kurulu tarafından eğitici sertifikası olmayan ancak tabii belli konuları anlatmak üzere bu uzmanlık öğrencilerine eğitim veren başka
öğretim üyeleri ya da eczacılar da olabiliyor. Yine bu eğitici olan öğretim üyelerinin sorumluluğu altında. Bir de tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliğine göre eğitici olanlar da eczacılıkta uzmanlıkta eğitici olabiliyorlar. Tabii uzmanlık öğrencisi de mevzuat hükümleri çerçevesinde programlarda uzmanlık eğitimi gören, araştırma ve uygulama yapan kişiler oluşuyor. Burada bakın araştırma ve uygulama yapan kişilerin altını çiziyorum. Biraz sonra açıklayacağım. Eğitici olmak için aranan kriterler neler? Eczacılık lisans diplomasına sahip olması gerekiyor. Lisans üstü eğitimde en az 2 yıl görev almış olmak gerekiyor. Tez danışmanlığı yapmak gerekiyor lisans üstü eğitimde. Lisans eğitimine katkı vermesi gerekiyor. Alanı ile ilgili 2 tane bilimsel çalışma olması gerekiyor ve en az birinde ilk isim ya da sorumlu yazar olmak durumunda. Bir de biraz önce de söyledim. Tıpta ve diş hekiminde uzmanlık eğitici belgesi olanlar da eğitici olabiliyorlar. Uzmanlık öğrencileri artık üniversitede araştırma görevlisi kadrolarına atandıkları için eczane açamıyorlar, işletemiyorlar ya da uzmanlık eğitimlerinin gerektirdiği durumlar dışında aylıklı ya da aylıksız hiçbir işte çalışamıyorlar. Bu şekilde çalıştıkları tespit edilen uzmanlık öğrencilerinin fakülteyle ilişkileri kesiliyor. Uzmanlık öğrencisi programda bulunan bütün eğiticilerin gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitim çalışmalarında sağlık hizmeti sunumunda görev alıyor. Deontolojik ve etik kurallara uyuyor. Şimdi burada uzmanlık eğitim 2017'de başladı. İlk başlarda şöyle bir sorun oldu. Uzmanlık öğrencileri dediler ki biz sadece çünkü yönetmelikte öyle bir ibare geçiyor. Uzmanlık eğitimiyle ilgili işleri yaparız. Bakın bugün uzmanlık eğitimini tamamlayan uzman eczacılar üniversitelerde akademisyen olarak kalabiliyorlar. Denk sayılıyor uzmanlıkla doktora. Oysa uzmanlık eğitimi 3 yılken doktora eğitimi 6 yıldan önce bitmiyor arkadaşlar. Uzmanlık eğitiminde evet zaman zaman biraz sonra söyleyeceğim kuramsal dersler olabiliyor ama daha çok klinikte eğitim alıyorlar. İşte zaman zaman seminer verebiliyorlar. Fakat doktorada ders saatleri çok daha fazla. 1-2 yıl sonra derslerini bitirdikten sonra doktora yeterlilik sınavına giriyor aday. Seminer mutlaka veriyor. Test çalışması yapıyor. Bu arada test çalışmasını bir kongreye katılmadan, bir yayın yapmadan tezini teslim edemiyor. Ve bir jüri önünde de sınava giriyor. Dolayısıyla bakın buradaki farklılıklardan dolayı yani sadece uzmanlık eğitiminin derslerine girmek kişiyi akademiye hazırlamıyor. Belki bir süre sonra bu uzman eczacılar akademide yer bulmak isteyecekler. Ancak her ne kadar mevzuatta denk olduğu söylense de eğitim müfredatı açısından farklılıklar var. Bugün tıpta da benzer şey var. Diş hekimliğinde de uzmanlık eğitimi doktoraya denktir. Bu pek çok ülkede de böyledir. Ancak tıpta diş hekimliğindeki uzmanlık eğitim süresi doktoraya biraz daha benzer, daha yakındır. Oysa eczacılıkta eğitim süresi açısından ve başka konularda farklılıklar var. Şimdi kontenjana geldiğimizde 2017'de başlayan eczacılıkta uzmanlık sınavı için 23 iken işte klinik eczacılık için 15, fitofarmasi için 8 iken 2018'de 23 oluyor. 2019'da 19'a düşüyor ve 2020'de maalesef sadece 11 klinik eczacılık için kontenjan açılıyor. Neden fitofarmasiye açılmıyor? Şimdi tabii özellikle
4 ya da 5 üniversitede açılıyordu. Ancak bazı üniversitelerde fitofarmasi uzmanlık adaylarının öğrencilerinin özellikle klinikteki ortam eğitimlerinde sorun çıkmaya başladı. Çünkü dedi ki klinisyenler, bizim tedavi protokolümüzde ya da tanı tedavi kılavuzlarında hiçbir zaman biz herhangi bir bitkisel ürün önermiyoruz hastamıza. Dolayısıyla bizim hiçbir faydamız olmaz bu adaylara. Ders müfredatının değişmesi gerekiyor ve ciddi sorunlar yaşandı bu konuyla ilgili. Bunun üzerine Eczacılık'ta Uzmanlık Kurulu bir karar aldı. Bu konunun tekrar tartışılarak alt komisyonlar tarafından tekrar eğitim müfredatlarının değerlendirmesine, bu süre içerisinde de kontenjan açılmamasına. Bu arada tabii daha önce uzmanlık eğitimine giren arkadaşlarımız eğitimine devam ediyorlar aslında. Şimdi klinik eczacılık uzmanlık eğitiminde 3 yıl eğitim dedik. Kuramsal eğitim var. Özellikle ilk bir ay eczacılık fakülteleri, öğretim üyeleri tarafından ya da hastanede klinisyenler ya da işte hastane eczacısı eğiticilerin gözetiminde kuramsal eğitim verebilirler. Bunun yanında tabii her klinik ortam eğitimi için öncesi daha doğrusu bir hafta öğrencilere o kliniği tanıtmak üzere de kuramsal eğitimler veriliyor. Klinik ortam eğitimi çok önemli. Saha çalışmaları, tez hazırlama, tez savunması, bir jüri önünde tezini savunuyor aday ve en sonda bitirme sınavına giriyor. Klinik ortam eğitimleri çok önemli. Özellikle tabii sağlık bakım ekibinin bir üyesi olarak hasta başında ilgili alanla ilgili bilgi ve becerileri kazanmak üzere klinik ortamda eğitim alıyorlar. Klinik eczacılıkta klinik ortam eğitimi 22 ay. Bunlardan işte iç hastalıkları 7 ay, çocuk sağlığı hastalıkları 3 ay, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji 3 ay, yoğun bakım 3 ay, kardiyoloji 2 ay, tıbbi onkoloji 2 ay ve nöroloji 2 ay olmak üzere klinik ortam eğitimleri uzmanlık eğitimi için eczacılık fakülteleri mutlaka bir tıp fakültesiyle bir hastaneyle protokol yapmak durumunda bu klinik eğitim ortam eğitimlerinin gerçekleşmesi için. Klinik eczacıların kariyer olasılıklarına baktığımızda hastanelerde sağlık hizmet sunumu gerçekleştiren sistemin bir parçası oluyorlar. Akademik çalışma ortamında da olabiliyorlar. Aynı zamanda kamu ve özel sektörde uzmanlık alanı ile ilgili ilaç tedavisinin değerlendirilmesi ve izleme, eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde de bulunabiliyorlar. Tabii fitofarmasi de yine fitofarmasi uzmanının başlıca görevi özellikle bitkisel tıbbi ürünlerin hastalıkların tedavisinde ve sağlığın korunmasında hekimler ile işbirliği yapmak ve ihtiyaç duyulması halinde bitkisel tıbbi ürünlerle ilgili hekime her tür desteği vermek. İşte burada sorun çıkıyor maalesef. Hekimlerimiz bu durumu çok kabul edemiyorlar. Tabii bu eğitimleri sürdüren üniversiteler de var. Ancak sorun yaşayan üniversiteler de var. Fitofarmasi'de de kuramsal eğitim biraz daha fazla, 8 ay. Yine fitofarmasi laboratuvar uygulamaları eğitimi 4 ay. Klinik ortam eğitimi 12 ay. Daha sonra test çalışması ve bitirme sınavı var. Klinik ortam eğitimlerinde bazı klinikler farklı. Süreleri tabii daha kısa. Deri ve zührevi hastalıklarda 2 ay. İç hastalıklarında 2 ay, çocuk sağlığı hastalıklarında 2 ay, göğüs hastalıklarında 2 ay, tıbbi onkolojide 2 ay ve halk sağlığında 2 ay olmak üzere klinik ortam eğitimleri sürmek durumunda. Fitofarmasi uzmanları da
kamu ve özel sektör sağlık kuruluşlarında, özellikle geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezlerinde, zehir danışma merkezlerinde, halk sağlığı merkezlerinde ve klinik araştırma merkezlerinde uzman eczacı olarak çalışabiliyorlar. Uzmanlık eğitimin tamamlanması için işte tüm bu kuramsal dersler, klinik ortam eğitimlerinin süresine uygun bir şekilde tamamlanması gerekiyor. Her bir öğrenci için uzmanlık eğitimi karnesi var. Bunların eğiticiler tarafından, koordinatör tarafından doldurulması gerekiyor. Tezinin kabul edilmesi gerekiyor ve uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olması gerekiyor. Şimdi tabii sonuç olarak uzmanlık eğitimimiz iki alanda başladı. Ancak bazı sorunlarımız var. Bunlar tabii şöyle bir genel gruplayacak olursak, öğretim elemanı açısından ders yoğunluğu oldukça fazla oluyor. Zaten lisans, lisansüstü bazı eczacılık fakültelerimizde İngilizce programlar var. Ve tabii özellikle klinik eczacılıkta, bu fitofarmasi için de bazı fakülteler için söz konusu, ama klinik eczacılıkta Türkiye'de çok az eczacılık fakültesinde yetişmiş klinik eczacılık öğretim üyesi var. Dolayısıyla farmakoloji öğretim üyeleri aracılığıyla bu eğitim sürdürülüyor. Tabii bu konuda eksiklikler oluyor ama en başta, yani işin başında olmamız nedeniyle hocalarımız bu fedakarlığı yapıyorlar. Bu işi üstlendiler. Ancak bu da bir gerçek. Yeterli öğretim üyesi maalesef yok. Özellikle klinik eczacılıkta. Öğrenciler için tabii uzmanlık, eczacılık uzmanlık önemli bir istihdam alanı. Bugün özellikle klinik eczacılar işte 2023'ten sonra zorunlu olarak istihdam edilecekler ve en az yaklaşık 2000 klinik eczacıya ihtiyaç var. Kontenjanları gördünüz. Yeterli kontenjan olmadığı için başvuramıyor maalesef arkadaşlarımız. Ama bunun sebebi de en önemli sebebi yeterli öğretim üyesi olmaması aslında. Bir de öğrenciler açısından baktığımızda tabii fitofarmasi istihdam alanları açıkça belirtilmemiş maalesef. En son Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu toplantısında bu çalışmayı kurul yaptı. Özellikle uzmanlarımızın, klinik eczacı ve fitofarmasi uzmanlarımızın görev ve yetkileri ve istihdam alanları ile ilgili bir çalışma yapıldı. Ancak bir sonraki toplantıya kaldı. Bunlar henüz ilan edilmedi. Ana bilim dalı açısından baktığımızda ya da fakülte açısından baktığımızda da biraz önce de söyledim. Araştırma görevlisi kadrolarımız maalesef yeterli değil zaten. Özellikle bu iki ana bilim dalının araştırma görevlerini doldurduğumuz için uzmanlık öğrencileri bu kadrolara geldiği için maalesef yeni araştırma görevlisi alamıyoruz YÖK'ten. Tabii bunların Sağlık Bakanlığı kadrolarında olması tercih ediliyor. İnşallah önümüzdeki günlerde o da olacak. Zaman zaman tabii fakülteler, tıp fakülteleriyle, hastanelerle protokol yapmakta özellikle bu fitofarmasi ile ilgili konu nedeniyle protokol yapmakta, öğrencileri kliniklere kabul etmekte sıkıntılar yaşanıyor. Bir de tabii doktora eğitimine denk olması gerçekten o adayın, uzmanlık adayının canla başla kendisini akademiye hazırlaması gerekiyor. Yani herhangi bir işten bu benim görevim değil diye yapmamaktansa aksine dört elle sarılarak fakültede hocalarını izleyerek her yapılan işi, bakın, sadece derslere girip ders almak ya da seminer anlatmak maalesef akademiye hazırlamıyor. Hocalarını takip edecek, bir ders nasıl hazırlanıyor, ders nasıl anlatılıyor ya da sınav sorusu nasıl hazırlanıyor, sınav kağıtları nasıl okunuyor, laboratuvarlar ya da işte uygulama dersleri nasıl yapılıyor, bunları da canla başla takip etmeleri,
zaman zaman işte akademik toplantılara katılmaları, kongrelere katılmaları, yayın yapmaları, buna hazır kendilerini hazırlamaları son derece önemli. Bu sorunlar aslında halledilmeyecek, aşılmayacak sorunlar değil. Ancak tabii belirlenmesi, ortaya çıkması açısından çok önemli. Bunlar önümüzdeki günlerde umuyorum bu sorunlar ortadan kalkacak. Son olarak tabii kısaca söylemek gerekirse aslında tabii ekonomik, politik, sosyal çevrelerdeki hızlı değişim sağlık hizmetlerine, eczacılığa da yansıyor. Dolayısıyla uzman eczacılara şiddetle ihtiyaç var. Bu alanların arttırılması gerekir. Bu alanların yaratılması için koşulları söyledik. Tabii ki uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık hasta odaklı bir hizmet olarak düşünülüyor. Ancak tabii sadece toplum eczanesi ya da hastane eczanesinde hasta odaklı hizmet verilmiyor. İyi bir eczacı yönetici olması ya da ilaç sanayine uzmanlaşması da hasta odaklı aslında eczacılık hizmetlerini içeriyor. Ancak tabii öncelikle mevcut bu uzmanlık alanlarının gelişmesi, oturması ve bundan sonra da yine insanlığın hizmetine sunmak üzere yeni eczacılık uzmanlık alanlarının yaratılması her zaman beklenecek ve ihtiyaç olacak bir durum diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Biraz uzattım galiba ama kısaca bunlar hakkında bilgi verdim. Ben isterseniz şimdi sizin sorularınızı, katkılarınızı alabilirim. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Biz bu güzel sunum için çok teşekkür ederiz Gülbin Hocam. Elini kaldıran aramızda birileri vardı. Onlara söz verelim isterseniz ilk olarak. Furkan'ı görmüştüm. Tabii. Nazlı indirdi galiba. Sorularla direkt devam edebiliriz. Tamam, o zaman gelen ilk soruyla başlıyorum. Klinik eczacıların mesleki tanımını yapan, onların kanunen koruyan haklarını, görevlerini ve yetkilerini belirten bir mevzuat, yasa bulunmuyor. Klinik eczacılığa çok karşı çıkan doktorlar da var. Ancak klinik eczacılık doktorlarla beraber çalışma gerektiren bir uzmanlık alanı. Bulunan kurumlardaki doktorların inisiyatiflerine göre mi iş tanımı şekillenecek? Vizite çıkılıp çıkılmayacağını doktorlar mı belirleyecek? Şimdi klinik eczacılık eğitimiyle ilgili ders müfredatı, uzmanlık yeterlikleri belirlenmiş durumda aslında. Ve bu konuda çok büyük sorun yok arkadaşlar. Hekimler aslında bu arkadaşımızın söylediği durumu aşmış ve daha doğrusu hepimiz o sorunu aşmış durumdayız. Özellikle tabii Amerika'da bir takım çalışmalar yapmak üzere giden hekimler, orada uzman eczacılarla, klinik eczacılarla birlikte çalışan hekimler bu konuya çok sıcak bakıyorlar. Bu konunun olması gerektiğini, hatta öyle 300 yatağa kadar bir klinik eczacı değil, her klinikte mutlaka bir ya da birden fazla klinik eczacı olması gerektiğini savunanlar da var. Dolayısıyla biz artık bu konuyu aştık. Yani hekimler bunu artık özellikle tabii ki uzmanlık eğitimi yapan hastanelerdeki hekimler bu olaya sıcak bakıyorlar. Klinik eczacılıkta herhangi bir sorun yok. İnşallah tabii kontenjanlarımız artar, eğitim çok daha yaygın hale gelirse bu sorun tamamen ortadan kalkacak. Fakat şunu çok net söyleyebilirim. Özellikle bizim fakültemizde öğrencilerimiz, klinik eczacılık uzmanlık öğrencilerinden çok yararlanıyor klinikler. Bizzat kendileri dile getirdiler. Yani her klinikte mutlaka bir ya da birden fazla klinik eczacı olması gerekir diye. Onlar da farkına varıyorlar. Tabii biz hep onu dedik. İlk öğrencilerimizin üzerine düşen sorumluluklar çok büyük oluyor. İlk kez onları görüyorlar.
ilk kez onların ne yapacağını izlemek ve ona göre eğitim vermek durumunda kalıyorlar. Bu arada tabii ki hekimin isteği doğrultusunda viziteye çıkıp çıkmama diye bir şey yok aslında. Mevzuat var yani. Ha diyeceksiniz ki fitofarmaside de var ama neden sorun yaşanıyor? O sorunu maalesef bazı üniversitelerde aşamadık henüz. Haklı oldukları taraf da olabilir ama bir süre sonra bu da oturacak. Çünkü özellikle fitofarmasi uzman eczacılarına çok ihtiyaç var. Bugün doğal diye düşünerek bitkisel ürünler oldukça düzensiz kullanılıyor, zarar verici kullanılıyor. Dolayısıyla eczacıların bu işe sahiplenmesi ve bu ürünlerin rasyonel kullanılmasında hiçbir zaman bir ilaç hekim önerisi olmadan eczacı tarafından önerilmemeli aslında. Bunu görünce hekimler fitofarmasiye de daha sıcak bakacaklar diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. İkinci soruya geçebiliriz. Ben mikrofonum açık. Hocam çok fazla soru var bu arada. Kimi sorular birbirine benzer ama vaktimiz yettiği kadarını iletelim. Tabii. Ondan önce el kaldıranlar var. Öncelikle Oğuzhan Tekeli sorusunu sorsun, sonra diğer sorulara geçmiş oluruz. Hocam öncelikle iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Şimdi hani önce dedik ya her 300 yatak için bir klinik eczacı, sonrasındaki 100 yatak için bir ekstra klinik eczacı 200. Olarak. 200 pardon. Evet. Şimdi yani diyelim 300 yataklı bir hastane, yani bir klinik eczacı bütün hastanedeki çeşit çeşit kliniklere mi bakmak zorunda kalıyor o zaman? Bu durumda öyle. O nedenle şimdi bu klinik eczacılık uzmanlık eğitimi alan arkadaşlarımız özellikle bir alana yönelecekler. Tabii her ne kadar 22 ay klinik ortam eğitimleri var ama bir alanda tez yapacaklar, bir alanda daha iyi olacaklar. Şüphesiz bir süre sonra alışacaklar ama bence keşke hani yetiştirme imkanı daha fazla olsa, kontenjanlarımız daha fazla olsa ve her kliniğe bir klinik eczacı yerleşebilse. Gerçekten bu ihtiyaç çok büyük. Bir süre sonra bu ihtiyaç daha da öne çıkacak. Ancak dediğim gibi yani bu kontenjanların da bir parça artması için belki bazı teşviklerin yapılması da gerekiyor. Teşekkürler hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. Hocam şimdi ben bir soruyla devam ediyorum. Klinik eczacıların kadrosu okulda klinik eczacılık öğretim görevlisi olarak gözükmekte. Eğer bu sistem ileride tam oturmazsa bu kişiler ALES'e girdikten sonra klinik eczacılık bilim dalında doktora yapan öğretim görevlileri gibi tamamen okulda mı olacak? Onlar ile aynı statüde mi olacaklar? İleride hastaneyle bağlarının tamamen kopması mümkün mü? Klinik eczacılık için konuşuyoruz değil mi bunu özellikle? Evet. Şimdi klinik eczacılık uzmanlığını alanlar bir kere klinikte görevlerine devam edecekler. Ancak tabii bu arada akademide de bir sürü işleri olacak. İşte derslere girecekler, sınav yapacaklar, seminerler verecekler, bir süre sonra öğrenci yetiştirecekler. Dolayısıyla bu iki işi bir arada götürecekler. Kliniğe gitmeksizin sadece diğer ana bilim dallarının olduğu gibi kendi laboratuvarlarında çalışma imkanları yok. Onlar klinikte çalışacaklar. Sağlık hizmeti verecekler. Tamamdır hocam. Teşekkür ederiz. Bengüsü sen devam edebilirsin. Merhaba hocam. Öncelikle el kaldıran arkadaşlarımıza söz verelim. Seval Bozatlı sorusunu sorabilir. Şevval'cığım. Alo. Merhaba hocam, sesin geliyor mu? Çok az geliyor sesin. Şimdi daha net duyabiliyor musunuz? Şevval'cığım birazcık sesini arttırman gerekiyor herhalde. Duyuyorum aslında, sorabilirsin. Şimdi hocam şöyle, biraz benim az önce soran arkadaşa sorum benziyor. Ben de onun için soracaktım. Klinik eczacılık, yani eczacılıkta uzmanlık sınavı
onu o sınavdan sonra hani sadece klinik eczacılık ve fitoterapi alanında uzmanlık yapabiliyoruz. Ama ALES'le farkı nedir diye soracaktım. Yani hani ALES neden var ya da EUS neden var? Şimdi arkadaşlar EUS eczacılıkta uzmanlık eğitimine giriş sınavı. Yarışmalı bir sınav. İşte 100 sorudan oluşan bir sınav. Bu sınavdan aldığınız puana göre uzmanlık eğitimi için eczacılık fakültelerine kadrolarınızla atanacaksınız. ALES akademide çalışmak üzere, yüksek lisans doktora yapmak üzere gelecek öğrencilerin girmesi gereken bir sınav. Yani EUS'a girerek giremiyorlar, ALES'e girmek zorundalar onlar. Şimdilerde, yenilerde, geçtiğimiz sene yine yeni bir düzenlemeye göre Türkiye vatandaşı olup Türkiye dışında eczacılık fakültesi bitiren denklik öğrencileri var. Denklik almak için mesela EUS sınavını girebilmeleri imkanı sağlandı. Biliyorsunuz bu denklik öğrencileri eksik derslerini eczacılık fakültelerinde tamamlıyorlar, başarılı oluyorlar ve bir de bitirme mesleki hüviyet sınavına giriyorlardı. Bu sınavın yerine geçecek bir sınav olarak değerlendirildi EUS. Bundan 40 almaları yeterli. Bir de bu amaçla kullanılıyor ama akademide yüksek lisans doktora yapmak için, işte araştırma görevlisi olmak için uzmanlık eğitimine girmiyor bunlar. Lisans üstü eğitime girmek için ALES'e girmek zorundalar. Çok teşekkür ederim hocam. Ben ALES konusunda hani bilmiyordum ne olduğunu hani çok fazla. Teşekkür ettim. Sağ olun, iyi akşamlar. Rica ederim. Ve gelen bir soruyla devam edeceğim hocam. Uzmanlık yaptığımızda yurt dışı olanakları bizi daha öne taşır mı ve fakültenin akreditasyonu olmaması etkiler mi? Ve eczacılıkta kendimizi geliştirmek için tavsiyeleriniz nelerdir? Şimdi tabii şu anda Türkiye'de lisans eğitiminin akreditasyonu söz konusu. Dolayısıyla lisans akredite bir eczacılık fakültesinden mezun olmak tabii ki belirli standartları tutturan, belirli kalitedeki bir eczacılık fakültesinden mezun olmayı ifade ediyor. Ancak uzmanlık eğitimi çok farklı. Uzmanlık eğitimi sırasında şüphesiz akredite bir fakülteden mezun. Örneğin Amerika'da akredite bir fakülteden mezun kişiler yapabiliyor zaten. Mesela belki bir süre sonra böyle bir kuralıyla avantajlı oluyor. Yurt dışında uzmanlık yapabiliyor. Bunların da denklik alması gerekiyor. Bizim çünkü eczacılık mezunatımızda lisans üstü olsun, uzmanlık olsun yurt dışında yapılıyorsa Türkiye'de YÖK'e başvurup mutlaka denklik alması gerekiyor. Çok teşekkürler hocam. Rica ederim. Yine el kaldıranlardan biriyle devam edelim isterseniz. Merve Arslancam, ben de şu an aynı üstü. Sesim geliyor mu? Geliyor. Hocam iyi akşamlar öncelikle. İyi akşamlar canım. Uzmanlık yapmadan hastane eczacılığı yapmak ve uzmanlaşmış eczacı olarak yani klinik eczacılık yapmak arasındaki fark neler onu soracaktım. Klinik eczacılık uzmanlık eğitimi için 3 yıl eğitim almanız gerekiyor. Şüphesiz hastanede, kliniklerde, klinik ortam eğitiminiz var. Ancak hastane eczacılığında hastanenin eczanesinde görev yapıyorsunuz. Hastane eczanesinin deposunda görev yapıyorsunuz. Hastane eczacısı da aslında kliniklere destek olabilir. Bu donanıma sahiptir. Ancak tabii klinik eczacı eğitimini alan adaylar 3 yıl özellikle pek çok klinikte, pek çok vaka görerek, saha araştırması yaparak, kanıta dayalı pek çok uygulamanın içinde olması nedeniyle klinik eczacılık açısından da çok daha iyi yetişiyorlar. Hastane eczacısı olarak da tabii ki çalışan arkadaşlarımız var ama bu bir uzmanlık yani lisans eğitimi üzerine daha fazla bilgi ve donanımı sağlamak adına tercih ediyor arkadaşlarımız.
Anladım hocam. Teşekkür ederim. Ya ben bir şey daha sormak istiyordum ama az önceki soruyu ben sormuştum bu yurt dışı olanakları ile alakalı konuda. Şu an Türkiye'de okuduğumuz lisans bölümü için konuşuyorum. Yani yurt dışı düşündüğümüzde biz eczacılık yaptığımızda bu artık bizim kendi lisans bölümümüzden biraz daha bağımsızlaşıyor, değil mi? Yani o lisansın akreditasyon olmaması bir anlam ifade ediyor mu? Ekstra denklik sınavına girsek yeterli olur mu yoksa yurt dışı Şu için? anda eczacılıkta uzmanlık için akredite bir eczacılık fakültesinden mezun olma zorunluluğu yok Türkiye'de. Dolayısıyla o onunla bağımsız. Tabii ki uzmanlık eğitiminizi yaptığınızda sizin belgeniz uzmanlık belgesi olacak. Anladım hocam. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir sonraki sorudan devam ediyorum. İyi günler. Hocamızı atanan kadronun araştırma görevlisi kadrosu ile değil de Sağlık Bakanlığı kadrosundan alınması ile ilgili bir gündem mevcut mu? Kontenjan sorunu nasıl çözülecek? Bir çözüm var mı? Kontenjan sorununu çözmek için şimdi bazı fakülteler bu ilan edilen kadroları da ilan edemeyecek durumdalar aslında. İşte biraz önce söyledim, yeterli öğretim üyeleri yok, gerekli donanımları yok. Fakat bazen YÖK'ün isteğiyle de bu kontenjanlar açılıyor, sonradan ilaveler yapılıyor. Arttırılması için kesinlikle bir teşvik olmalı arkadaşlar. İşte ana bilim dallarına kadro daha fazla verilmeli. Araştırma görevlisi olsun, öğretim üyesi kadrosu olsun. Böylelikle eminim uzmanlık öğrencilerinin kontenjanı da artacaktır. Sağlık Bakanlığı'na hani hekimlik ve diş hekimliğinde olduğu gibi Sağlık Bakanlığı eğer bir kadro verirse bizim kadrolarımız tabii ki etkilenmezse bu durum daha iyi olacaktır kontenjanların artması açısından. Teşekkür ederiz. Sözü ben Gülsü'ye bırakıyorum. Ben de el kaldıranlardan devam ediyorum. Melis buradaysa eğer onun sorusunu alabiliriz. İyi akşamlar öncelikle. İyi akşamlar canım. Benim merak ettiğim akredite olmayan bir fakülteden, bir üniversiteden mezun olduğumuzda Amerika'da çalışamıyor muyuz acaba? Arkadaşlar Amerika'da eczacılık yani lisans eğitimiyle Amerika'da eczacılık yapmaktan söz ediyoruz değil mi? Evet hocam. Biliriz. Şu anda Amerika'da bile 50 küsür tane eyaleti var Amerika'nın. Bir eyaletten mezun olan, bir eyaletteki eczacılık fakültesinden mezun olan diğer eyalette eczacılık yapabilmek için belli sınavlara giriyor. Dolayısıyla Türkiye'de lisans eğitimimizden sonra biz elimizi kolumuzu sallayarak Amerika'da eczacılık yapamayız. Ama bizim hatta 4 yıllık eczacılık fakültesi mezunlarımızdan gidip Amerika'da o sınavı başarıyla geçip eczacılık yapanlar var. Dolayısıyla bu Avrupa'da da öyle bazı standartları sağlamak gerekiyor bu lisans eğitimiyle orada eczacılık yapabilmek için. Hocam, peki mesela sınavları geçtik, dil sınavını da geçtik. Fakat üniversitenin akredite olup olmaması etkili mi? Onu sormak istedim. Amerika'da şu anda uzmanlık eğitimi için akreditasyon gerekiyor. Ama çalışabilmek için akreditasyon, yani akredite bir eczacılık fakültesinden mezun olma koşulu açıkçası olabilir. Net şu anda bir şey söyleyemiyorum. Çünkü Amerika bu konuya çok önem veriyor. Akredite olmuş eczacılık fakültelerinden mezunlara işte uzmanlık imkanı veriyor. Dolayısıyla ama lisans sonrası bu sınavlara girmek için akredite olma koşulunu net olarak söyleyemiyorum. Yani yoktu ama son yıllarda konmuş da olabilir tabii. Anladım hocam, teşekkürler. Rica ederim. Bir de gelen bir soruyla devam etmek istiyorum hocam. EOS sınavına ne zaman girilmesini tavsiye ediyorsunuz?
Yani eğer EUS sınavına girir, yani EUS sınavı kelimesi yanlış oldu. Eczacılık uzmanlık sınavı oldu. EUS'a girmek için ben Eczacılık Fakültesi'nde okuyan öğrencilere eğer kendini hedef koymuşlarsa tabii ki son sınıfta bu sınava yönelik ders çalışmalarını ve hemen girmelerini tavsiye ederim. Çünkü bir süre sonra girmenin çok anlamı yok. Lisans eğitimiyle ilgili sorular çünkü. Bilgiler tazeyken, hele ki bir yıl önceden hazırlanmaya başlayarak sınavda başarılı olma imkanı daha yüksek tabii. Sözü Erman'a bırakıyorum. Hocam hala çok fazla soru geliyor ama süremiz de daralıyor. Genelde aynı tip sorular aslında gelenler. O yüzden hepsini cevaplayamayacağız. Ama ilk önce Hüseyin Uzçak'la önce bir parmak el kaldıranları halledip birkaç soru daha sorup bitirebiliriz yavaş yavaş. Nasıl istersin? Sen sorabilirsin. İyi akşamlar, sesim geliyor mu? İyi akşamlar, geliyor Oğuz. Öncelikle sunum için teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Rica ederim hocam. Şimdi benim sorum şöyle. Hocam 2023 yılında 2000 klinik eczacı demiştiniz. Yaklaşık ihtiyaç var işte. Evet, öyle bir hedeflerde de var galiba 2023 hedeflerinde. Öyleydi yani en son. Şu an topladığımızda 30-40 tane falan çıkıyor klinik eczacılık. Büyük bir açık var. Bu 3 yılda acaba yani pek de kapanacak gibi durmuyor. Bunun da kontenjanlarının azlığını öğretim görevlisi az olduğunu söylemiştiniz. Peki acaba bu öğretim görevlilerin mesela daha öğretim görevli açma kontenjan açması için maaş yükseltilmesi olsun, daha yani olanakları güzelleştirilse daha mantıklı olmaz mı? Acaba böyle bir öneri sunsanız olur mu acaba? Oğuzcuğum, tabii keşke öyle bir sistem olsa ülkemizde. Tabii biz öğretim üyelerinin maaşlarını arttırıyoruz deme şansımız yok. Bunu söylemek çok kolay değil. Ancak sadece o ana bilim dallarına belki kadro öğretim üyesi olsun, araştırma görevlisi olsun, kadro avantajları sağlanarak bu sorunun bir süre sonra aşılacağını düşünüyorum ben. İnşallah hocam. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Merve Sandal, sen de sorunu sorabilirsin. Merhaba hocam, sesim geliyor mu? Geliyor canım. Hocam merhaba, ben 2017 girişlilerin şu anda hangi aşamada olduğunu soracaktım. Tezleri bitti mi, tamamlandı mı acaba? Bittikten sonra da hemen çalışmaya başlayacaklar mı hastanelerde? Şimdi tabii 2017'de uzmanlık eğitimine başlayan arkadaşlarımız 2023 yani zorunlu olarak istihdam edilmesi gereken süreden önce bitirecekler. Henüz tezleri hazır olanlar yok ama önümüzdeki aylar içerisinde, çünkü pandemi nedeniyle maalesef kliniklere gidemedi arkadaşlarımız. Sürelerinin uzatması söz konusu oldu. Eczacılık Uzmanlık Kurulu bu süreyi öğrencilerin isteği üzerine uzattı. Dolayısıyla henüz hazır tezini vermek üzere bir adayımız yok. Ama kısa süre içerisinde tezler verilecek, bitirme sınavlarına girilecek. Ve mezuniyetler yaşanacak. Sağlık Bakanlığı bu konuda da çalışma yapıyor, Eczacılık'ta Uzmanlık Kurulu. Sağlık Bakanlığı'na bildirerek bu adaylara kadro açılacaktır. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Hocam ben iki soru daha yönelteceğim. İyi akşamlar. Hocamız uzmanlık eğitim esnasında başka bir yerde çalışamayacağımızı söyledi. Peki bu eğitim esnasında belli bir maaş veya burs almamız söz konusu mu? Geçimimizi nasıl sağlayabilir gibi bir soru var ve aynı şekilde yine bir uzman eczacının hastanede alacağı ortalama maaş ne kadar oluyor gibi soru da çok fazla geliyor. Şimdi onu belki açıkça söylemem gerekiyordu. Araştırma görevlisini atanıyor dedik bu arkadaşlarımız. Araştırma görevlileri bugün yaklaşık 6.000 civarında maaş alıyorlar. Dolayısıyla geçimlerini bu parayla sağlamak durumundalar.
Şu anda uzman eczacının statüleriyle ilgili bazı çalışmalar eksik. Örneğin İngiltere'de uzman hekimle birlikte aynı maaşı alıyor. Farklı işler yapıyorlar ama hem statü olarak hem maaş olarak diğer uzmanlarla aynı. Sanırım Türkiye'de de bu çalışmanın yapılması gerekiyor. Henüz eksiklikler var. Dolayısıyla iyileştirme bekleniyor ama eğitimi alırken uzmanlık eğitim sırasında bir araştırma görevlisi kadrosunda olması nedeniyle bir akademik kadrodur araştırma görevlisi de maaş alıyorlar tabii geçimlerini bununla sağlayabilirler. Sıradaki soruyla devam ediyorum. Merhaba, Gülbin Hoca'ya sorularım olacaktı. EUS için hangi yabancı dil sınavı kabul edilir? Uzmanlık tezinin kabul edilmemesi veya bitirme sınavından geçilmemesi durumunda ne olur? Şimdi İngilizce tabii yeterlik sınavından 50 almak gerekiyor. Tezinin savunulamaması, kabul edilmemesi durumunda 6 aylık süre veriliyor. Bitirme sınavı için de keza öyle. Ancak 6 ay sonunda yine başarısız olunursa ilişik kesiliyor. Teşekkürler hocam. Uzmanlık sınavında tabii zamanı çok iyi ayarlamak biraz da uzmanlık öğrencisinin aslında inisiyatifinde çalışmasına bağlı. Ama tabii kim derdi ki bu pandemi döneminde yaşayacaklarımızı tahmin edebilirdik. Maalesef tabii öğrencilerimizi korumak adına bir süreliğine kliniklerden uzak kaldılar tabii onlar da. Dolayısıyla çok olağanüstü durumlar da zaman zaman yaşanıyor ama aday hocasıyla birlikte bu zaman yönetimini de çok iyi yapması gerekiyor tabii. Yani korkulacak bir şey yok. Tabii hiç olağanüstü bir durum olmadığı sürece başarılı olunacaktır. Bu konuda endişelenmeyin diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Bana da gelen iki soru var. Şu an kontenjanlar öğrenciler açısından motive edici değil ve geleceği de çok net değilken bizler için de bir soru işareti oluşturuyor bunlar. Kontenjanların artışı hakkında iyimser düşünebilir miyiz? Her şeyde iyimser düşünmek lazım diye düşünüyorum ben aslında. Evet, çok parlak durmuyor. 2000 ihtiyaç ilk etapta varken şu anda maalesef yaklaşık işte ne kadar 60 civarında. O da hani kademeli olarak mezun vereceğiz. İlk mezunlarımız işte 11-12 kişi olacak. Dolayısıyla artsın diye ümit ediyoruz tabii ki. Teşekkürler hocam. Bir diğer soruda uzun bir mesai ve çalışma isteyen bir sınav için kontenjanların bu kadar az olması bu alanın tamamen ortadan kalkacağının habercisi olabilir mi? Olmamalı. Çok uğraşıldı. Gerçekten uzmanlık alanlarının açılması için komisyonlar çok çalıştı. Hepimizin sahip çıkması lazım. Klinik eczacılık olsun, fitofarmasi olsun. Bizim sahada eczacının olması açısından çok önemli çünkü. Öyle bir şey ummayalım. Olmasın inşallah. Teşekkürler hocam. Bir de bir arkadaşımız el kaldırmış. O da sorusunu sorabilir. Parasetamol değil hocam, mi? Evet hocam benim. İyi akşamlar öncelikle. İyi akşamlar. Sizlere ve moderatör arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hocam sorum şu olacak. Şimdi çok taze bir sınav. Bir de şeyler ÖSYM tarafından çıkan soruların sadece %10'unu bizler görebiliyoruz. Bu anlamda şey soracaktım, hani çalışma yöntemimiz nasıl olmalı? Yani tavsiyelerinizi almak istiyoruz. Bir de TUS ve DUS kaynaklarına çalışan arkadaşlarımız var. Özellikle temel bilimler alanında. Sizler ne öneriyorsunuz? Hani girmek isteyenler için. Nasıl bir çalışma yöntemi? Arkadaşlar uzmanlık sınavı hazırlarken biliyorsunuz lisans eczacılık çekirdek eğitim programımız var YÖK'ün kabul ettiği. Onun dışında zaten soru hazırlanamıyor. Hocalarımız bu konuda çok titizlik gösteriyor.
Dolayısıyla siz çekirdek eğitim programı kapsamında hazırlanan ders müfredatınızdaki dersleri çok iyi çalışın. O konulara hakim olun. Onun dışında temel bilimlerde TUS kitaplarını çalışmak çok anlamlı değil diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Bir de şey de sormak istiyorum. Bu uzmanlığı evet 3 yıl aldı. Artık tezini de işte verdi, bitirdi. Hani istediği yere girebiliyor mu? Ya da nasıl desem şu hastanede çalışmak istiyorum deyip o hastanede bir kadro mu bekleyecek? Hani normalde tabipler ve diş tabipleri işte uzmanlıktan sonra Sağlık Bakanlığı onları kurayla bir şekilde bir yere atıyorlar. İşte bizde durum ne olacak? Bir uzman eczacı ne şekilde istihdam olacak? Aslında benzer olacak tabii. Klinik eczacı ya da işte fitofarmasi de olabilir. Klinik eczacı kadrosu ihtiyacını hastane bakanlığa bildirecek, bakanlık ilan edecek ve bu kadrolara başvuru yapacaksınız. Tabii ki istediğiniz bir yer olursa beklemek durumunda kalabilirsiniz ama genel olarak sanırım yani ihtiyaca göre, önceliğe göre açıldığında o kadrolara başvuracaksınız. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok faydalı bir eğitim oldu. Çok teşekkür ederim Parasetamol. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar canım. Bir kişi daha elini kaldırmış. Esra, sorunu sorabilirsin. Hocam sesimi alabiliyor musunuz? Duyuyorum Esra'cığım. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar canım. Hocam benim sorum, şimdi uzmanlığı kazandıktan sonra araştırma görevlisi kadrosuna dahil ediliyoruz. Uzmanlık bittikten sonra akademide hala işlerimiz devam ediyor. Peki akademide de bu doktor öğretim üyesi, doçent, profesör bu şekilde akademik ilerleme de sağlanabiliyor mu? Aynı zamanda hastanede çalışırken? Hayır. Eğer bir hastaneye klinik eczacı olarak başlamışsanız üniversitede de size öğretim üyesi kadrosu verilmez. Yani uzmanlık adaylarına verilen araştırma görevlisi kadrosu şu anda 2547 sayılı kanunun 50D maddesine göre eğitimi süresince verilen bir kadrodur. Uzmanlık eğitiminiz bittiğinde bu kadroyla ilişkiniz kesilecektir. Ancak o üniversitenin, hangi üniversite ise, öğretim üyesi koşullarını sağlarsanız, kadro açılırsa siz ona başvurarak tabii ki doktoraya denk olması nedeniyle uzmanlık eğitiminizi o vakit ancak öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi olabilirsiniz. Daha sonra doçent, profesör olabilirsiniz tabii. Anladım hocam. Onun için hastaneden istifa mı etmek gerekiyor? Evet, tabii. Yani nasıl ben üniversitede profesörüm, eczane açamıyorum, herhangi bir hastane eczanesinde çalışamıyorum. Ya da işte hastane eczanesinde çalışan gelip akademik personel de olamıyor tabii. Anladım hocam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam sorularımız bitti. Teşekkür ederiz vaktinizi ayırdığınız için. Çok güzel, çok faydalı bir eğitim oldu bizim için de. Arkadaşlar ben teşekkür ediyorum. Öğrencilerle bir araya getirdiğiniz için beni. Sizleri kutluyorum. Son derece başarılı yönettiniz. Artık online sisteme, dijital sisteme son derece hakim bir vaziyette. Görevinizi çok güzel yaptınız. Sizlere de özellikle teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Sağlıklı inşallah güzel günlerde tekrar buluşmak üzere. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel bir sunumdu. Gerçekten zevkle dinledik. Hem size hem Medupsa'ya hem arkadaşlara, katılımcılara güzel sunumunuz ve aydınlatıcı cevaplarınız için gerçekten çok teşekkür ederiz. Yorgun sizi müsaitlerdi. Ben teşekkür ederim. Beni de çok onurlandırdınız. İnşallah güzel günlerde tekrar bir araya geliriz. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Mukabele. Çok teşekkür ederiz. Sağlıklı günlerde yüz yüze görüşmek dileğiyle hocam. İnşallah hocam. İnşallah. İyi akşamlar hepinize. İyi akşamlar. Sağ olun. Bütün genç eczacı adaylarına iyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar.